olaylar yaşanırken beni hiçbir şekilde yalnız bırakmayan centilmen beyefendiye buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Biliyorsunuz ki ben erkeklerle ilgili pek fazla iyi şeyler konuşmam. Ne yapayım yani? Kötü şeyler yaşadım. Kötü tecrübelerim var onlarla alakalı. Şanssızlığın böylesi. Gel. Amirim, imzalamanız gereken evraklar var. Ya bırak masaya. Ne zaman alayım? Ben çağırınca. Baş üstüne. Kötü tecrübelerim var onlarla alakalı. Şanssızlığın böylesi. Ama genelleme yapmamak lazım. Tamam, sırıtmadın artık. Tamam, yeter ya. Akşam bize yemeğe gelin. Beyza'ya bahsettim de gelsinler bir ifadelerini alayım dedi. Bak söyledim sana. Ne söylemiştin? Ne komik olan lan? Niye gülüyorsunuz? Kardeşim tam olarak da bu yüzden sana söylemedik. Yani bak söylediğimiz andan beri yok bana yemeğe gelin, yok şunu yapalım, yok bunu yapalım. Ya ne var oğlum? Misafir mi yiyoruz biz? Allah Allah. Yok canım. Yemiyorsunuz ama yediriyorsunuz. Ay hiç öyle bakma. Beyza'nın yemeklerini biliyoruz. Ben ne zaman size gelsem 3 gün hiçbir şey yiyemiyorum. Artı 2 kilo alıyorum, Doruk da biliyor. Bu mu yani sorun? Kızın iyi yemek yapıyor olması problem mi abi ya? Bu haliyle yemek yapmış, bunu beğenmiyorsun. Siz var ya, tek tek çekilmiyordunuz, ikiniz bir arada hiç çekilmezsiniz. Soğuk nevaleler. Tamam be, kızma hemen. Şişt. Üzüldün mü? Gelecek misiniz? Al işte. Gelelim mi, istiyor musun? Okey de oynarız. Uçak inmiş. Yaşar Oktan bir saate burada olur. Hemen sorgusunu hallederiz. Sen de işine bakarsın. Neye bakarım? Yemeğe gideceksin ya. Ben onu iptal ettim. Allah Allah. Niye iptal ettin ya? Ne güzel eğlenecektiniz. Öyle gerekti. Canım öyle istedi. Kendi kararlarımı verebiliyorum ya ben. Amcam bize ne ya? Sen ne istiyorsan onu yap. Açıklamana gerek yok. Sen Aytuğ başkomiserle niye anlaşamıyorsun onu anlatsana bir bana. Anlattık ya. Sürekli aynı şeyleri mi anlatacağım ben sana? Bana uygun olmadığını düşünüyorsun. Peki. Bana uygun insanın nasıl olup olmadığını nereden biliyorsun? Tanıyorum seni. Tanıdığını zannediyorsun. Mesela geceleri yatmadan önce en sevdiğim kitabın aynı sayfalarını okuduğumu bilmiyorsun. Doğum günümde yalnız kalmaktan hoşlandığımı, en sevdiğim rengin mavi olduğunu bilmiyorsun. İnsanları tanımak için böyle küçük ayrıntılar bilmek lazım. İyi işte. Öğrenmiş olduk. Umut ne yaptın? Yıktın ya. Pardon başkomiserim. Ya bu Yaşar Oktan'la ekibi sonra da uçak değiştirmişler. Nasıl ya? Ne demek oluyor bu? Ben anlamadım ben. Gelmişler başkomiserim. 2 saat olmuş. Rötar yapmayı anlarım da erken gelmeyi tam olarak anlayamadım ben. Ben bir ekip gönderip aldırayım mı bunları? Dur biz gidip bir bakalım dur. Biz derken biz mi? Yani biz olmadığımıza göre siz... Sağ ol Umut. Aradığımız katil bu adam olabilir ha. Biliyorum. Çok tehlikeli yani. O yüzden söylüyoruz. Tamam. Bir tehlike sezersem kaçarım. Ne? Hala mı ya? Spor ayakkabı koyalım sana araba.
Aç babacığım, aç. Kimse yok galiba ya. İçeriden bir ses geliyor ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. Belki havaalanından direkt okula gitmiştir. Aç da girelim. Açayım mı? Aynen. Gizli gizli mi gireceğiz? Ya hiç yapmadığın şey değil mi? Aç. Hadi. Yani ben yaparım da sen... Ben seni izleyeceğim ya. Not vereceğim sana. Bakayım nasıl açıyorsun. Bizden önce davranmış. Bizim buraya geleceğimizi biliyordu. Abone olmayı unutmayın.